Hocam hoş geldiniz Markaja. Hoş bulduk Evren. Nasılsınız? İyiyiz. Her şey yolunda. Nasıl Sen nasılsın? Diyorsun? Ne yapıyorsun? yapıyorsunuz bu aralar? İyi valla. Yani bir şey yaptığımız yok. Maçları takip ediyorum. Ee, bu ara ufak bir Akisar macerasını yeniden başlattık ki böyle söyleyeyim sana. Onunla ilgileniyorum. Onun dışında başka bir şey yaptığım yok. Hocam senin futbol hikayeni anlatacağız. Hayat hikayene değineceğiz. Geçmişte yaşananlar, geleceğe yönelik planların ve bugün neler yaptın, aslında dolu dolu bir program olacak. Bugün Markaj'da Hamza Hoca ile beraberiz. Siz de hoş geldiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve Markaj'a abone olmayı lütfen unutmayın diyelim. Hocam geçmişe biraz gidelim. Hamza Hamzoğlu futbola nasıl tanıştı? Öyle başlayalım. Çocuk yıllarında e, futbola nasıl aşık oldu? Hayatının merkezine futbolu nasıl aldı? Hamza Hamzoğlu. Ya futbola tabii çocukluk yıllarında başladım. Önce çok küçükken e, amcamın oğlu vardı Salih abim. Onunla beraber oynuyorduk. Sonra tabii okul bahçelerinde, işte mahalle arada, sokak aralarında, mahalle arkadaşlarımla beraber. Bu şekilde başladı. Yani orada sivrilmeye başladıkça, ilgi görmeye başladıkça tabii futbola olan tutkum, sevgim de daha çok arttı. Ve bir süre sonra zaten bu çok kısa zaman sonra yaşam biçimim haline geldi. Neredeyse futbolsuz, futbol topu olmadan yani plastik top daha iyi olsa hiçbir günüm geçmedi diyebilirim. Hocam futbolculuk yaşantınızda tabii Galatasaray günleri çok popüler ve çok dikkat çekici. Özellikle Manchester United'da oynanan Şampiyonlar Ligi öneleme maçları Galatasaray tarihinde ayrı bir iz bırakıyor. O günlere dönecek olursak hem İngiltere'de hem İstanbul'da Manchester'ı elemek o dönemin şartlarında nasıl bir duyguydu ve sizin futbolculuk yaşantınıza neler kattı bu başarı. Ya o dönem için tabii Manchester dediğinizde dünyanın yani bırakın Avrupa'yı belki dünyanın en iyi kadrosu, en iyi takımı diye bahsediliyordu. Şampiyonlar Ligi için elemede onunla karşılaşmak bizim için çok büyük bir dezavantaj gibi göründü ama bizim takımımız çok iyiydi o zaman. Ben hep onu söylüyorum. Genç ve dinamik bir takımımız vardı. Ben, Yusuf, Yusuf Tepekule, Bülent, Tugay yani çok değerli isimler vardı. Hem yetenekli hem de çok dinamik bir takımımız vardı. Dolayısıyla Manchester'ın o üstün yönlerini biz dinamizmimizle, koşularımızla, rakibi bozarak ve o maçlarda ortaya koyduğumuz hocalarımızın da bize söylediği taktiksel disipline bağlı kalarak o maçlardan e, istediğimiz sonucu aldık ve Şampiyonlar Ligi'ne, ilk Şampiyonlar Ligi'ne, tarihinde ilk kez oluşturulan Şampiyonlar Ligi'ne kalan takım olmayı başardık. Nasıl bir duyguydu hocam genç bir oyuncu için? Çok güzel bir duygu tabii ki. Yani zaten Galatasaray Türkiye ilkleri yaşatan kulüp. Biz de Galatasaray formasıyla beraber Şampiyonlar Ligi'de ilk defa kuruluyor. Ee, orada yer almak, bunu başarmak çok farklı bir duygu. Yani bir futbolcunun işte milli takımda oynamak istersiniz. Avrupa Şampiyonalarında oynamak istersiniz. Dünya Kupası'nda oynamak istersiniz. Şampiyonlar Ligi de bence bu ayarda olan bir organizasyon. Ve bunun ilk defa kurulduğu yıllarda oynamak da çok önemli bir şeydi bizim için. Hocam karşılıklı oynadığınız en iyi futbolcu hangisi? Diğerli yabancı fark etmez. Karşısında oynadığınız en iyi futbolcu. Karşısında oynadığım en iyi futbolcu. Guardiola. Nasıl bir oyuncuydu? Ya müthiş top kaybı yapmayan, takımını çok iyi şekilde yönlendiren, Orta sahada pas alışverişini ve savunmadan hücuma çıkışları organize eden müthiş bir oyuncuydu. Yani öyle bir yere atardık kendisini. Yani ondan topu kazanmanız için ondan önce düşünmeniz lazım. Ya da onun yanından ayrılmamanız gerekirdi. Çok iyi bir oyuncuydu yani. Hocam Akisar dönemine geleceğim. Teknik direktörlük dönemine geleceğim ama futbolu bıraktıktan sonra Fuat Hoca ile geçen Fuat Buruk konuştuğumuzda Hamza Hamzoğlu daha bolcuyken... Teknik direktörlüğün kararını vermişti ve bana yardımcılık konusunda teklif etmişti demişti. <laughs> evet. O yıllarda nasıl planladınız bunu? Teknik direktörlük hevesi, ilgisi nasıl başladı? Ya benim çocukluğumdan beri benim teknik direktörlük hevesim vardı. Belki bunda çalıştığım hocaların da bana katkısı çok olmuş olabilir. Yani o konuda belki bana örnek oldular. Çünkü ben çocukluğumdan beri hocalarımı çok iyi dinler. Onların söylediklerini yapmaya çalışırdım. Ve çok güzel sevgi, saygı içinde bir bağ kurardım onlarla. Ki bunların en önemlisi işte Yıldırım Hoca, Allah rahmet eylesin. Benim genç takım hocamdı. Ben hatta ona daha Galatasaray yeni transfer olduğumda buraya gelmişti beni ziyarete. O zaman söylemiştim. 21 yaşındaydım düşünün. Hocam ben futbolu bıraktığımda antrenörlüğe başlayacağım. Yanımda seni istiyorum demiştim o zaman. Bana şaşkın şaşkın baktı. Tamam Hamza dedi. Sen başla ben de söz veriyorum dedi. Yanında olacağım o zaman. Evet futbolculuk çok önemliydi benim için. Ben küçük yaşlarda karar vermiştim. Yani ben olursam iyi bir futbolcu olacağım. Yani yaptığım işi en iyi şekilde yapacağım. Mutlaka üç büyüklerde oynayacağım diye kendi kendime çok iyi hatırlıyorum. Bir antrenmana giderken 6 ay Oynuyordum o zaman daha 14 yaşında falanım kendi kendime hayaller kurarken düşünürken ben mutlaka üç büyüklerde oynayacağım diye kendime söz vermiştim antrenörlükte de aynı şekilde yani ben futbolcu olurum ama yeteneklerim beni bir noktaya kadar getirebilir. Daha ileriye taşımaz fakat antrenörlük öyle değil. Antrenörlükte de kendinizi geliştirebildiğiniz kadar ileriye gidebilirsiniz. Bu da beni ayrıca cezbetmişti. Şükürler olsun şu ana kadar hem futbolculuğumda hem antrenörlüğümde belirli noktalara kadar gelebildiğimi düşünüyorum. Tabii bunun daha ilerisi var. Hedefler hiçbir zaman bitmiyor. Daha kısa sürede ulaşabilir miydim bilmiyorum. Ulaşabilirdim. Mutlaka bir şeyleri eksik bıraktım, yarım bıraktım ama hayat bazen sizi engelleriyle istediğiniz hızla koşmanıza maalesef müsaade etmiyor. Ama bu hedefler Bitmiş değil. Daha yürünecek, koşulacak çok yol var. İnşallah Allah nasip ederse onları da önümüze çıktıkça koşacağız, yürüyeceğiz. Akisar'a gelelim hocam. Özellikle sizin teknik direktörlük yaşantınızda Akisar'ın yeri çok ayrı. Oradaki evet. başarılarınızı yeniden bir hatırlayalım. Akisar'ı nereden nereye getirdiniz onu tekrar konuşalım. Ve bugünlerde de yeni bir Akisar'ın yeniden doğuş projesi gibi bir durum söz konusu. Onu biraz açar mısınız bize? Aradım yardımcı hocalarım. Hepsi tabi e hocam baktın mı kadroya işte bu takım düşmüş durumda falan. Dedim ya biz iyi hocalar değil miyiz? İyi hocalarız. O zaman biz bu takıma bir şeyler katacağız. Katamıyorsak zaten iyi hoca değiliz demektir. O zaman da düşeriz. Hep beraber bir atlıktan bir daha çıkmaya çalışırız. Dedim bu insanlara yardımcı olalım biz. Güzel temiz insanlar var burada. Amatör ruhla çalışan, futbola bir şeyler katmaya çalışan, bulundukları şehre pozitif yönde etki etmeye çalışan insanlar var. Biz dedim bu insanlarla beraber bu yolu yürüyelim. İyi ki de o kararı vermişim. Kaç yıl sürmüştü hocam? Üç buçuk sene. Orada çalıştık. O sene tutunduk. Çok önemli bir maç. Son saniyelerde attığımız bir golle dikte kalmayı garantiledik. Adana Spor maçı uzatmalarda attık. Ondan sonraki sene sessiz sedasız şampiyonluğu hedefledik. İyi bir kadro kurduk. Futbolu bırakmak üzere olan oyuncularla beraber böyle bildiğimiz, tanıdığımız, güven üzerine kurulmuş, sevgi saygı üzerine kurulmuş bir kadro oluşturduk. Ve biz şampiyonluğu hedefledik ama dedik bunu asla dillendirmeyeceğiz. İçten içe bu hedefimizi biz yaşayacağız. Ve o sene de şampiyon olduk güzel bir şekilde hem de Rize ile yarışırken Rize'de oynadığımız bir maç aldığımız bir galibiyetle şampiyonluğu yakaladık. Sonraki sene herkes düşer dedi. Biz bir gün bile bir an bile aklımızdan geçirmedik düşeceğimizi ve ligde kalacağımıza olan inancımızla beraber o sene de zor da olsa işte Gekastı, Bilal'di, Güraylı, Oğuzlu falan Emrahlı senede ligde kalmayı başardık. Bir sonraki sene belki 3 puan daha kazanabilseydik ki ben 3 hafta kala ligin bitmesine Fatih Hoca ile beraber milli takıma gideceğimi açıklamıştım. O son 3 haftada biraz puan kayıplarımız oldu. Belki o ara bir 3 puan daha 4 puan daha kazanabilsek belki de Avrupa Kupalarına o sene gidecektik. Bu şekilde bir Akisar Belediyespor bıraktık o zaman. Ayrıldığımızda da yani Omar Niyaz'dan da daha sonra yapılan transferden gelen rakamlar falan biz hiçbir zaman kulübün kasasını eksiye düşürmedik. Hiçbir zaman. Çünkü benim her zaman her kulüpte önceliğim kulübün yaşamasıdır. Yani biz başarılarımız için bir kulübü zarara sokma lüksüne sahip değiliz. O kulüpler bizim malımız değil. O kulüpler bu halkın malı. Bu halk için biz o kulüplerde görev yapıyoruz. Yani o kulüpler yaşarsa bizden sonra gelen arkadaşlarımız da orada görevlerini yaparlar. İşte ekmek parası kazanırlar, evlerine götürürler. Oradan gençler yetişir, yeniden hayatlarını kurtarırlar. O yüzden biz önceliğimiz hep kulüpleri yaşatmak oldu bugüne kadar. Fakat geldiğimiz noktada çok üzüldüm. Bir buçuk iki ay önce Akisar Spor'da yani maçını da gittim izledim. Nedir son durumu diye görmek için. Yönetim bırakmıştı, hocalar bırakmıştı, antrenmanda çıkmıyorlardı. Maça gitmemişlerdi. Bilemiyorum belki hastalık durumları rapor almışlar falan ama çok zor bir durumdaydı takım ve 8-9 oyuncu da federasyona vermişti. Biz hemen çok çabuk bir şekilde orada eski belediye başkanı Salih Hızlı ve eski kulüp başkanı Ömer İşçi ile beraber ...Ramis Köfte bir tane abi. Oturduk konuştuk hemen. Bir yönetim oluşturduk. Hemen önce yönetime sahip çıktık. Sonra teknik anlamda ben desteğimi dedim veririm. İsa hocamı, Metin, Mert'i ve Şevket Candar bizim eski Asya'dan arkadaşım. Üçünü resmi olarak orada başlattık ama ama yardımcı olarak Bilal, Serkan, ben, Fuat fırsat buldukça hepimiz oradayız. Yine ekip bir yere. Yani Akisar Spor'un üzerinden artık elimizi çekmeyelim dedik. Çünkü bizim için çok ayrı bir yere sahip. Çok güzel anılarımız var. Güzel anıları yaşatmanın en güzel yolu da onları yenileriyle tazelemekmiş. Biz de yeni bir başarıyla Akisar'da inşallah yeni yetişen gençlere bizim yaşadıklarımızı yaşatmaya çalışacağız. İnşallah bunda da muvaffak oluruz. Hocam programın formatı gereği biraz da bilinmeyenleri konuşuyoruz, konuşmaya çalışıyoruz. Fatih Terim'in amili takım için size yaptığı teklif ...ve o dönem Akisar'dan milli takıma geçtiniz. Orada bize anlatabileceğiniz detaylar var mı? Yani teklif nasıl geldi? Oradan nasıl milli takıma geçtiniz? Sizde ne duygular uyandırdı? Çünkü amili takımda görev almak herkes için kutsal bir şey tabii, tabii ki. Tabii, kesinlikle. Ee, nasıl gelişti o süreç? Bize şimdi perde arkasını anlatabilir misiniz? <laughs> şimdi zaten önce Fatih Hoca Galatasaray'da çalışırken milli takımdan teklif gelmişti, görev gelmişti. Kendisi beni aradı o akşam. Hamza dedi böyle böyle ben milli takımda başlıyorum. Dedi Galatasaray'daki görevimi bırakmayacağım. Yani ikisini de beraber yürüteceğim. Senden dedi bana yardımcı olmanı istiyorum. Eğer dedi böyle bir şey düşünürsen dedi ben de mutlu olurum. Hocam dedim gurur duyarım tabii ki. Hem milli takımda çalışmak, milli takıma hizmet etmek, hem dedim sizle beraber orada olmak bana da gurur verir, onurlanırım. Dedim çok teşekkür ederim bunu düşündüğünüz için de. Tabii ki seve seve. Başladık. Daha sonraki süreçte Fatih Hocam ayrılınca Galatasaray'dan mini takımla anlaşma yaptı. O dönemde zaten Dünya Kupası elemeleri oynuyorduk. Dört maçımız kalmıştı. Şanssız bir şekilde gidemedik. Aslında güzel bir performans da sergilemiştik. Gidemeyince tabii ben de Akisar Spor'daki görevime hani daha çok odaklanmaya başladım. E, hocayla da konuştum. Dedim hocam teşekkür ederim. Hani bu noktaya kadar geldik beraberce. Bana güvendiğiniz için sağ olun. Ben dedim dönüyorum takımın başına. O da o zaman dedi ki Hamza gitme yani kal beraber devam edelim. Hatta Aksar'daki görevini de bırak. Biz burada başlayalım bir yapı oluşturalım. Yarın öbür gün ben bıraktığım zaman sen devam edersin gibi. Hani böyle bir konuşma geçti aramızda. Ben de kendisine hocam dedim evet çok doğru güzel ama siz daha bu işi yaparsınız uzun yıllar. Enerjiniz var, gücünüz var ki hala da zaten görüyoruz bunu. Maşallah diyelim hocama başarıları daim olsun. Dedim ben sorumluluklarım var. Hani üç buçuk senedir bir emek verdim. Takım ortaya çıkardım. Bütün transferleri ben yaptım. Bütün arkadaşlarımı oraya ben getirdim. Bana güvenen bir yönetim bir şehir var bırakamam diye. Tamam dedi. Sonra yine bir kamp dönemi oldu. Hazırlık kampı falan. Milli takımı yine çağırdı beni. Ben yine gittim. Yine söyledi. Dedim hocam olmaz dedim. Ya başka hedeflerim var. Dedim, ne hedefim var? Dedim Avrupa'ya götüreceğim ben Akisar'ı. İnanıyor musun gerçekten mi? Dedim gerçekten inanıyorum dedim. Götürürüm dedi. İyi falan dedi bir daha şey yaptım. Sonra artık üçüncüde de aradı bir gün. Neredesin dedi. Hocam evdeyim dedim silivide. Dedi al Nergiz'i de bu akşam bize yemeğe gelin dedi. Yemeğe gittik. Sağ olsun Fulya abla. Bizi çok güzel ağırladılar o akşam. Hem yemek yedik hem sohbet ettik. Futbol konuştuk. O akşam dedi ki hatta Nergiz'e kızdı. Dedi Nergiz dedi sen mi dedi engel oluyorsun dedi gelmesin hocanın falan. Şimdi bunları anlatıyorum. Çok özele girecek ama hocam kusura bakmayın. Yani <laughs> aramızda paylaşılan şeyler bunlar da bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Tabii format böyle hocam. Yani hocam. evet. Ondan sonra Dedi ya benim yanıma gelmek isteyen bir sürü hoca var. Ben dedi seni istiyorum sen istemiyorsun. Ben de söyledim hani nedenlerini. Ekibim var arkadaşlarımla beraber yol yürüyoruz yani bırakamam gibi. Dedi ya bir şeyler olur dedi yarın bir gün onlarla da çalışma imkanımız olur belki ya da farklı bir şekilde bir yerler çıkar. Onlar da orada çalışabilir gibi. Ama dedi yani milli takım dedi bence senin için çok önemli senin geleceğin için kariyerin için çok önemli yani burada olman lazım senin dedi. Ben de artık üçüncü kez hocamı geri çeviremedim kabul ettim görevi öyle başladık yani. Sonrasında hocam Galatasaray'da Prandelli dönemi Anderlet maçı sonrası bitmişti ve bir anda gelen telefon ve sizin için de özellikle çok özel bir telefon çünkü çok üzgün olduğunuz bir gün babanızın vefatının Hemen ardından Galatasaray'dan teklif geldi. E o hikayeyi bilmeyenler için tabii o gün çok özel ve üzücü bir gün İzmir'deydiniz, evdeydiniz. Evet. Abdurrahim Albayrak'ın telefonuyla bambaşka bir yolculuk başladı. Neler hissettiniz o gün? Bir anda üzgün, üzgün bir Hamza Hamzoğlu, evet. bir yanda Galatasaray teklifi babanızın da hayaliydi çünkü. Ya tabii ki. Nasıl şey, gelişti o gün? Ya, çok anlattım gerçi ama yani bilmiyorum hep soruyorsunuz da belki... Bilemiyorum. Tabii kolay bir şey değil. Yani evin direğini, babanızı kaybediyorsunuz. Yani bu Allah yani kimseye göstermesin ama bence hani Allah da sıralı ölümler de versin herkese. Çünkü e, evlat acısı çok daha zor. Allah kimseye göstermesin onu. Tabii çok üzgündük hepimiz evde. Yani Abdurrahim abi arayınca zaten Allah'ın büyüklüğünü düşünüyorsunuz bir anda. Yani direkt olarak sizi üzüntüyle beraber bırakmıyor. Yani bir yandan da bir su serpiyor yani üzüntünüze. Ya an o anda böyle olması gerekiyormuş demek ki. Yani kader çizgimiz bu şekilde yazılmış. O gün üzüntüyle beraber mutluluğu, sevinci aynı anda yaşattı bize Allah. Onu diyorum yani Allah'ın bize bir lütfu ödülü gibi oldu Galatasaray bize. Yani biz çok çalıştık. Ben ve ekibim gerçekten yani biz antrenör ekibi değiliz. Biz yol arkadaşıyız futbolculuğumuzdan bir Yani işte Fuat Hoca futbol oynarken ben 25 yaşındayım. O da 30 yaşında o zaman. Ben o günlerde ona söylüyorum yani yardımcım olur musun diye. O da ben futbolda ilgili bir şey yapmayı düşünmüyorum ama sen yaparsan seninle beraber yaparım diye söylüyor bana. İsa Hoca ile aynı şekilde. Yani biz kader birliği yaptık. Yol arkadaşlığı yapıyoruz. Yani aramızdan Yıldırım Hocam'ın vefat etmesinden başka bir ayrılan arkadaşımız olmadı bugüne kadar. Ona da rahmet diliyorum burada. Yani biz yola çıktığımız zaman yolda kimseyi bırakmıyoruz. Belki aramızda hani çok zor alıyoruz arkadaşlarımızı ama aramızda aldığımızda da bizim için o hayat arkadaşı, yol arkadaşı, dava arkadaşı oluyor. O yüzden de bu şekilde yol yürüyoruz. Galatasaray'da bizim verdiğimiz bu emeklere, futbola yaptığımız bu hizmetlere karşılık bence bir ödüldü Allah tarafından. Şükürler olsun. Bir senede üç kupayla dördüncü yıldız bize denk geldi. Yani o dönemi o şekilde kapattık. Çok güzel bir sezon yaşadık yani. Orada psikoloji çok önemliydi o sezon hocam. Özellikle Prandelli döneminde biraz dağılmış bir takım vardı hem mental açıdan hem fiziksel açıdan. Siz gelip başta antrenman teknikleri olmak üzere birçok şeyi değiştiriniz. Hatta ilk antrenmanda hadi baklavasına maç yapıyoruz diye bir söylediğiniz <laughs> olmuştu. Bu evet. amatör ruhu kattınız içeri. Ve o dönem takımı yakından takip ettiğim bir süreçti. Sabri'nin yaşadığı gelgitler Sabri Sarıoğlu'nun evet. ve Yasin'in ayrılma süreci vardı. Yasin'i engellediniz. Yavta evet. sıraya kalmasını evet. saldınız ki Yasin şampiyonluğu getiren oyunculardan biri tabii. oldu. Orada Sabri ve Yasin olayını anlatır mısınız hocam? Neler oldu? Sabri'nin affedilme süreci Şimdi, olmuştu. Tabii e, Allah rahmet eylesin. Duygun Yarsuvat yönetimi geldiğinde Sabri zaten şeydeydi. Yani PAF takımla çalışıyordu o zaman. Onlar gelince... Sabri'yi affetmişler. Antrenmanları almaya başlamışlardı. Ki o haftaydı zaten. O hafta sonunda da biz anlaştık. Abdurrahman abiyle ilk Ali abiyle konuştuğumuzda ilk akşam takımla ilgili bilgi verirken onu da söylediler. Dediler biz Sabri'yi affettik ama sen hani ne düşünürsün diye. Dedim abi çok doğru bir şey yapmışsınız. Çünkü Sabri bu kulübün altyapısından yetişmiş. Ve iyi bir oyuncu yani Sabri. Kendi mevkisinin iyi oyuncularından bir tanesi. Artı Galatasaray'ın yani bugün Necip neyse Beşiktaş'ta Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncusu altyapısına da örnek olan bir oyuncu. İyi yapmışsınız dedim. Biz Sabri'den de faydalanırız zaten. Ama Sabri tabii yaşadığı şeylerden dolayı biraz mutsuz, kırgın, bazı kişilere karşı kızgın. Bu süreci de yönetmek kolay değil. Biz onu da yani doğru şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Yani Sabri'nin de hakkını yeri ve zamanı geldiğinde kendisine teslim ettiğimizi ama takım içi dengeleri de bozmamak adına birçok şeyi doğru bir şekilde yönetip zamana bıraktığımızı söyleyebilirim. Yasin'le ilgili de geldiğimizde baktık yani Yasin evet farklı bir oyuncu. Çabuk, dedi Link yapan, iki tarafa ters çalımlar atabilen, asist yapabilen, gol atabilen farklı özellikleri olan bir oyuncu. Onu daha net gördük orada. Daha önceden biliyorduk ama daha net gördük ve o anki takımda ondan faydalanabileceğimizi düşündük. Yasin oynatır gibi olmaya başladık. Hemen bu bir iki hafta içinde oluyor bu işler. Sonra Yasin dedi hocam konuşabilir miyiz dedi. Dedim konuşalım. Geldi o adam hocam dedi ben benim için dedi kulüp anlaştı dedi şeyde Karabük'le. Ben dedi devre arasında Karabük'e gideceğim. Dedim ya nasıl olur? Ama dedi hocam şöyle bir şey var ben anlaşmadım dedi. Yani kulüp dedi söz vermiş sadece. Ben hemen Abdurrahim abiye sordum. Dedim abi var mı böyle bir şey? Evet hocam dedi var. Dedim abi Yasin'den biz faydalanabiliriz. Yani kesin bir söz verdiyseniz yapacak bir şey yok yani. Ama Yasin anlaşmamış. Burada Yasin'in de bir hakkı olmalı. Yani gitmek ya da kalmak gibi bir tercih oyuncunun da olmalı her zaman. Bu böyledir. Allah hocam bir söz verdik dedi. Tamam dedim ben Yasin'le konuştum. Yani Yasin dedim ben hani seni değerlendirebileceğimizi düşünüyorum ama yine senin kararın dedim. Bu gitmek istersen tabii ki gidebilirsin. Yok hocam dedi ben kalıp dedi şansımı sizle beraber zorlamak istiyorum. Ben sizle beraber iyi şeyler yapacağıma inanıyorum dedi. Benim zaten bir sözüm yok. Anlaşmam da yok. Görüşmem de yok. Olabilir diye söyledim sadece dedi. O zaman tamam dedik. Biz seni göndermiyoruz. Bu şekilde Yasin'i tuttuk. Bu da çok normal bir hakkımızdı. Etik bir yanlış bir şey de yok zaten. O şekilde de Yasin sezon sonuna kadar o şampiyonlukta çok önemli katkı sağladı bize. Hocam dördüncü yıldızı görünce logonun üstünde emeğinizde çok büyük. Ne hissediyorsun? Ya güzel duygulara kapılıyorum. Yani, yani sağ olsun ben dışarı çıktığımda da herkesten o teveccühü çok net bir şekilde hissediyorum, görüyorum. Nereye gitsek bizi gördüklerinde, tanıdıklarında insanların bize olan sevgisini gördükçe yani bugüne kadar doğru şeyler yaptığımızı çok iyi anlıyorum. Yani bunu çok söyleyebilirim, çok net bir şekilde söyleyebilirim. Belki basında, sosyal medyada bizi farklı amaçlarla çok eleştirenler oluyor. Bizi yıpratmaya, bu işten uzak tutmaya, dışarıda tutmaya, bırakmaya çalışanlar olabiliyor. Ama dışarıda halkla biz yüze olduğumuz için ben hep halkın içinde yaşarım. Sen de biliyorsun az çok. O sevgiyi çok net görüyorum. Ya bize de bu yetiyor zaten. Dördüncü yıldızı gördüğümüzde de tabii o, o başarılarda bizim de bir payımız olduğu için ayrıca gururlanıyoruz. Yani bir huzur kaplıyor içimi öyle söyleyeyim ben. Hamza Hamza ol deyince Umut Bulut Ak'ta geliyor ya, hocam o açıklamanız. <laughs> toplu röportajda yapmıştınız. Evet. Ee, Umut'u savunduğunuz için gönderildiğiniz iddia edilmişti. Evet. Hikayenin yarım kaldığını düşünüyor musunuz? Ve Umut Bulut yüzünden mi oldu? Ya yok Umut yüzünden diyemem ben. Yani Umut'la daha sonra da çalıştık. Hem yani Malatya'da hem Eyüp'te hala da oynuyor sarı yerde. Gollerine de devam ediyor. Yani o gün Umut'la niye anlaştık diye bize eleştirenler, yani anla, zaten anlaşmadık aslında. Otomatikman uzadı kontratı. Yani anlamsız bir şekilde eleştiriler oldu. Yani ben bunu bir türlü anlamıyorum. Ya yani bu art niyet olmadan olacak bir şey değil. Yani bir taraftar ya da taraftar grupları ya da sosyal medyada o takıma gönül veren insanlar kendi takım oyuncusunu niye eleştirsin? Kendi hocasını niye eleştirsin? Niye kötülesin? Yani ben buna anlam veremiyorum ben. Ya bunun ne gibi bir faydası olabilir? Eğer gerçekten böyle bir faydası varsa ispatlanmış bize de anlatsınlar. Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Anlatsınlar biz de tamam diyelim o zaman haklısınız. Doğru o zaman Umut'u da eleştirin. Bizi de eleştirin. Daha sonra daha iyi oluyor bazı şeyler diye. O zaman yapalım ama anlam veremiyorum. Oyuncumuz zaten oynayan bir oyuncu katkı sağlayan bir oyuncu. Yani biz demiyoruz ki Umut bizim muhteşem bir santraforumuz, çok iyi golcümüz, dünyanın en iyi golcüsüne sahibiz demiyoruz ki. Yani Umut Bulut kendi çapında yetenekleri dahilinde her şeyini takımı için vermeye çalışan, takım arkadaşı için koşan bir oyuncu ve faydalı bir oyuncu. Yani yetenekleri ölçüsünde faydalı bir oyuncu. Tabii ki onun yerine çok daha iyi bir forvet oyuncusu olsa tabii onu da alternatif kullanacağız ki kullandık zaman zaman. Onun için umut sebep oldu diyemem. O bence beklenilen bir şeyi fırsat yaratmış oldu. Öyle bir şey söyledi. Öyle de diyeyim yani. Hocam kulislerde, kulislerde daha önce teknik direktörlük konusunda yazın özellikle Mustafa Deniz ile görüşmeler yapıldığı iddia ediliyor o dönem. Evet. Sizden sonra göreve gelen. Bu konuda hiç düşündünüz mü? Yani size acaba perde arkasında haksızlık mı yapıldı o dönem? <laughs> Ya tabii ki Şimdi biz olanları gidişatı zaten çok iyi biliyoruz. Yani bazı şeyleri belki söylemedik, konuşmadık. Çünkü bir faydası yok artık. Ben hep şunu derim. Eğer bir kulüp Benden vazgeçmişse ister benden önce ister benden sonra kimle konuşmak istiyorsa konuşabilir. Benden vazgeçmişse ya bitmiştir zaten her şey ondan sonra zaten onunla konuşmuş bununla anlaşmış ve benimle ayrılmadan önce konuşmuş beni hiç ilgilendirmiyor bu. Benden vazgeçmişse ben de zaten ayrılıyorum yani bugüne kadar çalıştığım bütün kulüplerde ben hep yönetimlere şunu söylerim yani beni kontratlarla bağımlı kılmayın yani ben kontratlara bağlı bir adam değilim. Yani siz benden memnun değilseniz yani bana ima etmeniz yeter ben alır varizimi çeker giderim yani hiç problem değil önemli olan birbirimize güven duydukça sevgi saygı içinde oldukça çalışalım beraber çünkü o zaman başarı gelir öbür türlü bir ortamda başarılı olamayız ne için oradayız? Başarılı olmak için oradayız. O insanlara, o takıma gönül veren insanlara o başarılı günleri yaşatmak için oradayız. O zaman orada durmamızın bir anlamı yok. Tabii ki konuşmuş olabilirler, anlaşmış olabilirler. O zeminin oluşması için beklenti içinde de olmuş olabilirler. Fırsat geldi, biz de fırsat vermemeliydik. Öyle düşünüyorum. Yani fırsat geldi ve değerlendirdiler. Nasıl Galatasaray'a gittiğimiz hani kader çizgimizde varsa bugünleri yaşamak da varmış. Yani bunda ben hiçbir zaman isyan noktasında değilim. Yani her işte bir hayır var. Yaşadığımız her şeyden de öğrendiğimiz çok şey var. Önemli olan bu öğrendiklerimizi hayatımıza yansıtabilmek ve bizden sonrakileri aktarabilmek. Hocam başarı demişken futbolcuyken ve teknik direktörken Galatasaray tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk isimsiniz. İkinci isim de Okan evet. Buruk oldu. Evet Takım arkadaşınız. Evet. Nasıl buluyorsunuz Okan Buruk'u ve bu gelişimini, Okan, Okan hocanın başarısını ve arka arkaya şampiyonluklar Başakşehir'de de yaşaması, evet. Akhisar'da da yine sizin eski evet. kulübünüz. Okan Buruk'un performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Okan Buruk'u çok başarılı buluyorum yani. Çok başarılı buluyorum. Az değil. Yani geldiği günden beri Galatasaray'ın çıtasını daha yukarı noktalara taşıdı umutlarını yeniden yeşertti. Avrupa'da yeniden başarılı olabilecek duruma getirdi takımı, kulübü. Bu inancı taraftarlara ve gönül verenlere aşıladı ve çok da güzel yönetiyor süreci. Yani hem takımla ilişkileri, hem dışarı ile ilişkileri bizden daha iyi, onu söyleyeyim. Çünkü Fatih Altaylı da bizi bu konuda eleştirmişti. Ona da tabii bu konuda belki kısmen haklı olduğunu söylemekle beraber acaba yani nedenleri neydi? Biz niye öyle davranışlar içine girdik? Neden biraz daha katı olduk o zaman? Onu da sorgulamak lazım. Çünkü işte söylediğimiz bu sebeplerden dolayı bazı transferler bize dikte ediliyordu. Ben de buna ihtiyacımız yok. Yani bu oyunculara bu paraları vermemize gerek yok. Bizim zaten elimizde bu, bu oyuncularla biz bu işi çözebiliyoruz noktasında bir çatışmamız olmuştu sezon başı transfer döneminde. Oradan da tabii bize bir şey oldu. Sosyal medyayı da kullanıp sanki biz transfer istemiyoruz. Galatasaray'ın iyi olmasını istemiyoruz gibi bir algı yaratılmaya Al, çalışıyoruz. Hamza transfer istemedim o dönem? İstemem. Podolski'yi aldık. Ha Podolski şimdi transfer değil diyebilirsiniz belki. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Podolski ya, bizim zaten şampiyon olan bir kadromuz vardı. Yani o dönemde biz şu hayale kapılsaydık. Ha, biz şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olacağız. Transfer yapalım. Gelsin 30 milyon dolarlık adam. Gitsin 6 milyon dolarlık adam. Şişir kadroyu. Sonra elen kulüp borç batağında. Senden sonrakiler ödesin. Böyle mi davranmalıydık? Biz ne yaptık? Yani alıp baksınlar. Biz artıyla kapattık transfer dönemlerini. Zaten şampiyon olduğumuz sezon devre arasında transfer yapmadık. Elimizdeki fazla oyuncuları da boşalttık. Yine kulübe bir artı sağladık. Transfer döneminde de biz gönderdiğimiz oyuncularla aldığımız oyuncular arasındaki farka bakarsanız orada da artıyla kapattık ve amacımız o sezondan bir tık daha yukarı gidip yani Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkabilmek, gidebildiğimiz yere kadar gitmek, risk almadan çok mali yönde kulübe külfet bırakmadan çıkabildiğimiz kadar çıkmak ama ilk hedefimiz o seneyi de şampiyon tamamlamaktı. Çünkü elimiz biraz daha güçlenecek ondan sonraki sezona çok daha iyi hamleler yapıp o zaman Şampiyonlar Ligi'nde belki biraz daha iyisini Hedefleyecektik ama bunlar hep kontrollü bir şekilde yürüyecekti. Şimdi bu kontrolsüz büyümenin, başarıların, şampiyonlukların baktığınız zaman kulübe getirdiği zararları e, yarın öbür gün ne duruma düşeceğini kimse bilemez şu anda kulüplerin. Sosyal medyada hocam hep şu konuşuluyor, samimiyetinize de güvenerek soracağım bunu. ...vasat oyuncu seviyor diyorlar Hamza Hoca için. Yani vasat oyuncularla doldurduğu takımı diye eleştiri var. Katılıyor Niye? musunuz buna? Şimdi peki şöyle söyleyeyim o zaman. Ben şimdi isimleri söyleyeceğim oyuncularımın özür diliyorum. Yani şimdi kontratlara baktığımda isim söylemeyeyim o zaman. İki buçuk milyona oynayan oyuncu var. 2 milyona oynayan oyuncu var yıllık... 2 milyon euroya. Sezon içinde bakıyorsunuz 3-5 maç kadroya girmiş. Yani kulübün takımın ona o kadar ihtiyacı olmuş. Bu oyuncuların yaptığı o işi ben 700 bin dolarlık, 600 bin euroluk falan oyuncularla çözebiliyorsam. Çünkü zaten onlara benim çok az süre ihtiyacım olacak oyunculara. Benim alternatif oyuncularım olacak ve antrenmanda takıma antrenman veren oyuncu tarzında olacak. Çalışkan, dürüst, yetenekli. Öyle oyuncularımı oynatmak istersiniz. Şimdi bu tarzda çok yüksek maliyetli oyuncular vardı elimizde faydalanamadığımız. Çünkü 11 kişi çıkıyorsunuz say. Zaten sizin bir 11'iniz var ve genelde de onlar oynuyorlar. Arada bir sakatlık oluyor. Hadi bir tanesi bir hafta iki hafta takviye yapıyor. Bir cezalı oluyor. Bir ikisi takviye yapıyor. Hadi kupa maçlarında oynatıyorsunuz o kadroyu falan. O zaman bu parayı onlara vermektense ben bu yükü kulübün sırtından atıp aynı işi yapacak daha düşük maliyetli oyuncuyla bunu çözüyorsam bu kulüp için faydalı bir şey mi, zararlı bir şey mi? Ve ben bunu zamana yayıyorsam başarıyı ve gelişimi. Ben Karol'ü aldım. Alex Teres vardı. ikisini düşünüyordum. Teres'e teklif gelince gitmek istedi son gün. Tamam dedim git kiralık. Biz de Karol'ü oynatalım burada. Hem Karol oynamış olsun hem sen orada oynamış ol. Bir sene sonra gel iki tane sol bekim benim rekabete girsin. Buruma gitmek istedi. Tamam dedik. Buruma git. Zaten Podolski'yi aldık orada oynatacağız. O oynamadığı zaman Sinan Gümüş oynar. Sol ayaklı ön oyuncusu. Yani onu yetiştiririz, geliştiririz daha uzun süre verip. Bir sene sonra Buruma döner. Sinan Gümüş'le beraber onlar o rekabete girer. Yani bu düşüncelerle hareket ettik hep. Transferde de bunları hesap ettik. Yani biz sadece o günü kurtaralım. O gün ben insanlara şirin gözükeyim. Taraftarın beklentilerine cevap vereyim diye transfer yapmadım ben. Yoksa ben de belirdim isim oyuncuları getirip zaten ayrıldık 11. hafta. O şekilde ayrılırdım. Hocam peki yıldız transferleri yapmayı hiç düşündün mü? Mesela hep eleştiriliyordu ya transfer yapılan oyuncuların işte bütçesi, kapasitesi eleştiriliyordu senin döneminde. Hiç daha yüksek bedelde transfer yapmayı düşündüm. Yani çok yüksek bedelde transfer yapmayı çok uygun görmedim zaten. Çünkü yani kulübün bütçesine göre de hareket etmemiz gerekiyordu. Elimizde bir kadro var ve o kadronun da beklentileri var transfer karşılığı olarak. Yani onlara bunu ödemek, onları mutlu bir şekilde takımda tutabilmek benim için her zaman ön plandaydı. Yani yoksa daha yüksek maliyetli yıldız transferler yaptığınız 3 ay sonra oyuncuların parasını ödeyemezseniz çok daha büyük sorun yaşarsınız. Dolayısıyla bunları çok dengeli götürmek gerekiyor. O yüzden de tabii ki yıldız transferleri düşündük. Mario Gomez'i mesela alacaktık. Bize gelen rakam 9 milyon olunca vazgeçtik. Daha sonra Beşiktaş 5 milyona falan bitirmiş o transferi. Yani 5 milyon civarında olsaydı belki alabilirdik. Ama dediğim gibi yani her zaman ekonomiyle, kulübün mali durumuyla, takımın isteklerini bir arada yürütmek zorundaydık. Daniel yani ben o şekilde bakıyorum olaya yani. Dani Alves'le görüşmüştünüz hocam bir de? Tabii Daniel Alves'le de görüştük. O da çok yüksek maliyetli çıktı bizim karşımıza. Yine de şartlarımızı zorlayabilir miyiz diye çok düşündük ama bu kulübe ileriki yıllarda zarar getirir diye o transferden vazgeçtik yani. O rakamlardan vazgeçtik. Peki scout ekibiyle yaptığınız toplantılarda hocam size liste geliyor evet. muydu oyuncu listesi? Tabii şimdi ilk geldiğimizde buradan Emre Otkucan'a da selamlarımı gönderiyorum. Çok başarılı, çok iyi bir ekip. Tabii ilk oturduk tabii biz Akisar'dan gelince bizim en büyük rakamlarımız 300 bin dolar civarında yani O yüzden oturduk tabi bize devre arasında yapacağımız transferlerle ilgili oyuncuları gösteriyorlar ve maliyetlerini bize söylüyorlar. Başladı tabi yani işte hocam bu oyuncu 3 milyon bonservisi var, 1,5 milyon imza parası istiyor, 3 milyon üzerinden de 3 yıllık kontrat istiyor falan gibi. Geç diyoruz. Bunun 5 milyon bon servisi işte 3 milyondan 3 yıllık kontrat en azı da zaten 3 yıl istiyor yabancılar. Ondan sonra döndüm baktım dedim ya arkadaşlar ne kadar kolay telaffuz ediyorsunuz dedim bu rakamları. Yani biz şimdi düşün 200'leri 300'leri konuşurken birdenbire geldik 5 milyonlar, 3 milyonlar, 7 milyonlar bunları konuşuyoruz. Dedim ya bu kulüp bunları yani yarın bir gün ödeyecek yani bu kulübün kasasından çıkacak. Ben 3 yıl bu kulübü nasıl buna mahkum ederim? Yani oyuncu geldi sakatlan ne yapacağım ben? Yani her türlü riski var ya da uyum sağlayamadı. Yani bunların hepsini düşünmek lazım. Ha, gerçekten mesela beni transferle ilgili eleştirenlere şunu söyleyeyim ben. Ben Bursa Spor'a gittiğimde Pablo Martin Bataja'yı bir buçuk milyon euro yıllık getiren benim. Yani oranın ölçülerine göre söylüyorum bunu. O günün şartlarında. Yani bu tarz gerçekten verim alabileceğime inandığım oyuncuya da bu paraları harcarım. Yani hiç ondan da geri durmam ama dediğim gibi emin olmadıktan sonra da bu tür harcamaları yapmak mümkün değil futbolda da hiçbir zaman şey yok tabii ki risk alıyorsunuz. Alıyoruz hepimiz alıyoruz. Ki aldık o zaman. Ona da aşağı yukarı 3 milyona yakın bir para verdik. Verimli de oldu. Katkıda sağladı bize. Biz aslında doğru bir şekilde yolumuza devam ediyorduk ama nasip olmadı. Daha önce peki Podolski'yi alma imkanınız doğmuş muydu hocam? Tabii ilk geldiğimiz zaman Arsenal maçında konuştuk. Hem Podolski ile Abdülhamid abi konuştu hem de Arsenal Menger ile falan konuştuk. Ee, alabilirsiniz olabilir yani bu transfere ben yeşil ışık yakarım gibi bize söyledi. Fakat yine bütçeleri önümüze koyduğumuzda yani Abdülhamid abi hep cebinde taşıyor zaten listeyi. Habire çıkarıp bakıyordu yani bu ay bu kadar ödememiz var. Nereden bulacağız nasıl yapacağız? Bir gün yine öyle konuşunca dedim abi o zaman hiç dedim devre arası transfer yapmayalım ben dedim ben inanıyorum bu takımla da biz şampiyon oluruz dedim. O da tabii çok sevindi sarıldı ve hiç transfer yapmadan o devre arasında sezon sonu şampiyon olarak tamamladık. Hocam Melo'nun ayrılışı kısmı biraz sürpriz olmuştu senin için. Onun perde arkasını anlatır mısın? Melo son anda <laughs> ayrılma kararı <laughs> almış ne Son anda şan? değil ya yani, benim için sürpriz olmadı. Bizim için sürpriz ee, sizin için sürpriz <gülüyor> oldu. <gülüyor> Melo bana en baştan söyledi zaten biz şampiyon olduktan sonra söyledi. Hocam dedi ben önümüzdeki yılla ilgili yani çocuklar büyüdü, okul çağına geldiler. Ben de de artık burada misyonumu tamamladığımı düşünüyorum dedi. Bir yılım daha var ama bana dedi eğer müsaade ederseniz dedi ben ayrılmak istiyorum. İtalya'ya gideceğim. Orada bir takımla anlaşacağım. Oraya yerleşeceğim ve çocuklarımı orada okutacağım, büyüteceğim dedi. Ben de tamam yani dedim. Eğer böyle bir planlama yaptıysanız aile olarak ya ben de buna saygı duyarım. Tabii elimizden geleni yardımcı olmaya çalışırız sana ama kulübünde hani bir yıl kontratın var. Kulübün sonuçta bundan zarar görmemesi lazım. Biz şimdiden senin yerine oyuncu aramaya başlayalım dedim. Sen de kulüple bu işleri konuşursun yönetimle. Yani bize geldiğinde biz buna onay veririz dedim yani. Sorun değil. Sonuçta oyuncumuz ne istiyorsa biz ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Daha sonra kamp dönemi geldi. Orada da bir 10 gün hani nasıl olsa gelmeyecek ya ayrılacak diye. Hocam dedi ben hani kampada gelmeyeyim bu transfer işlerimle uğraşayım, eli gideneyim. Tamam dedik biz de. 10 gün kadar geç geldi kampa. Yani transfer işini halledemedi. Kulüple bir türlü anlaşılamadı. Inter istiyordu o zaman. Bir anlaşma zemini oluşturamayınca kampa geldi katıldı. Ben de Melo gitmeden bir hamle yapmak istemedim. Çünkü ben aynı zamanda kendisine de hani dedim Melo bir senen daha var nasıl olsa. Gel oyna bu seneyi de tamamla. Bir sene sonra git. Bon servisini al eline. Yani anlaşma da yapma. Bir sene sonra özgür bir şekilde istersen yine bizde devam edersin. istersen gidersin diye söylemiştim ilk konuştuğumuzda. O kararlı olduğunu söyleyince ben de yardımcı olmaya çalıştım. Fakat daha sonra kampa geç katıldı. Yavaş yavaş form tutmaya başladı. Bu arada antrenmanlar devam ediyor. Ben de bir sabah kalktım baktım televizyonda yönetim meloyla 3 yıllık kontrat yeniledi diye. Şaşırdım tabii. Yani ondan sonra hemen başkanı aradım zaten ve kulübe gittim dedim başkanım yani niye böyle bir şey yaptınız? Wesley kontrat yenilemeyi bekliyor. E, Hakan bekliyor. İşte diğer oyuncularımız bekleyen bir sürü oyuncu var bu şekilde. Ve bu oyuncular hani burada kalmak isteyen oyuncular ve kontratını uzatmak isteyen oyuncular. E, Melo gitmek istiyordu. Ne oldu da yani 3 yıllık kontrat yaptık yeniden? Şimdi ben bu akşam takımın psikolojisini ben anlıyorum. Çünkü Melo geç geldi diye zaten bir şey vardı takım üzerinde ama özel bir durumu diye şimdi o özel durumdan çıkıldı şimdi. Çok farklı bir sonuçla karşılaştılar. O akşam da zaten takımda birazcık o tepkileri ben hissettim antrenmanda. Yani bize karşı da şöyle oldu. Tepkiler oldu. Çünkü yönetim orada olmadığı için bütün tepkilere biz göğüs geriyoruz orada. Ondan sonra tekrar tabii Melo transferi gündeme geldi ve son gün mesaj attı bana. Hocam dedi transferim dedi olmak üzere hani bana dedi ne olur izin ver. Yönetime söyle ben gitmek istiyorum. Inter de istiyor beni. Bir şekilde anlaşsınlar falan diye. Bana yine mesaj attı. Ben de yönetimi aradım. Onlar da uygun şartlarda gönderdiler. Melo'nun işi böyle. Yani ben bana sürpriz olmadı. Ve ondan sonra hemen son gündü çünkü. Biz De falan düşünüyorduk. Ondan sonra Kedira'yı düşünüyorduk orta sahaya. Bunları hazırlamıştık aslında. Fakat son gün, transferin son günü Melo'nun transfer işi olunca bu sefer biz çabuk çabuk kimi alabiliriz? Bu sürede kimi getirebiliriz buraya imzayı yetiştirebiliriz diye? Gross kroyutsu tercih ettik. Yani o bizim belki üçüncü tercihimizdi, dördüncü tercihimizdi. Ama olabilirliği en güçlü adaydı. Hemen aradık onu. Uçak biletini hemen al gel, çabuk çabuk halledelim diye. O da maalesef son dakikaya takıldı şeyde. Yanlış bir belge girilince sisteme. Sistem kabul etmedi ve lisansını hayata geçiremedik. Böyle bir dezavantaj da yaşadık yani o sene transferde. Ama çok üzüldüm yani. İyi bir çocuktu, iyi bir oyuncuydu. Galatasaray ondan faydalanabilirdi. Bizden sonra Mustafa Hoca ile falan şey yapamadı bir türlü. Uyum da sağlayamadı. Ayrıldı yani. Hocam özellikle Galatasaray sonrası bir öz eleştiri yaptınız mı hiç kariyerinizde? Mesela başkanlar sizi biraz kolay mı ikna etti? Projeye kolay mı ikna oldunuz? Genelde zor zamandaki takımlar size geldi. Ve zor zamandaki takımları alıp küme düşme hattının hemen üzerinde birçok takımla evet. e, mücadele vermeye çabaladınız. Sizce kulüp sayısı biraz fazla mıydı? O hazırladığınız valizin, hani dediniz de ben valizimi alıp evet, giderim. Evet. Fazla mı valiz hazırladığımız hocam? Fazla hazırladık tabii. Çünkü bir kere yani Bursa Spor'a çok ümitli gitmiştim ben. Çünkü şampiyonluk yaşamış bir camia. Yeni stat, yeni bir hedef. Orada yeniden bir şampiyonluk daha yaşayabiliriz düşüncesiyle gitmiştim. Çünkü Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yani tekrar Galatasaray'ı beklemek yani kendime yakıştıramadım. Yani oturup bekleyip diğer hocaların başarısız olmasını bekler gibi. Ben biraz bundan da çok kulüplere gittim. Yani Bursa Spor çıkınca yani örtüştü bizim hedeflerimiz aslında. Güzel de başladık. İlk gittiğimiz sezonu devre arasında gitmiştik yani iki maç kala. Güzel tamamladık. İyi bir yerde bitirdik. Transferleri derken de bitirip öbür sezona da çok iyi başladık. İlk yarıyı da 5. tamamladık. Ama dediğim gibi işte bazı güçler devreye girdi. Türbünleri organize ettiler. Sosyal medyayı organize ettiler. Bizleri yıprattılar. Yönetimi yıprattılar. Biz ayrıldıktan sonra tabii kulübü de çok güzel içini boşalttılar öyle söyleyeyim ben. Hem başkanı Ali buradan Sevgiyle selamlıyorum kendisini. Çok iyi bir Bursa sporlu. Müthiş bir para harcadı ama maalesef hedeflerine ulaşamadı. Çünkü bir yerde zaten bir şeyler varsa mutlaka birileri de oraya geliyor. Çok konuşacağım da istemiyorum çok fazla şey derine girmek. Ondan sonra Osmanlı spor oldu. Ki daha önce Ankara spor zamanında çalışmıştık Safvet Hoca beraber. Ahmet Başkan arayınca ona da kayıtsız kalamadık. Onlar da Mustafa Hocayla Avrupa Kupası falan çok yorgun Düşmüşlerdi artık. Yani takım sure antreni olmuştu. Biz gittiğimiz zaman gördüğümüz nokta oydu. Biz tekrar bir canlılık getirdik. İşte iki maç kazandık. Dikte kalmayı garantiledik. Takım yine bıraktı zaten. Rahatladı. Sezonu bitirdik. Sonra orada devam edemedik. Çünkü e, örtüşmedi şeylerimiz. Ben hani transferi sadece yönetimin yaptığı kulüp değil. Ortak çalışmanın olduğu kulüplerde çalışmayı seviyorum. En başında yani, peki hocam konuşulmuyor mu bunlar? Yani. Biraz ben kandırıldığınızı şimdi düşünüyorum başkanlar tarafından açık Yani bir şey. Manen, ya olabilir. Ko kolay, kolay kandırılıyor olabilirim. Evet, Onun da biraz başkanlar size hocam bir şey demeyeceğim. Çünkü ben gibi. konuşulana inanırım, söylenene inanırım. Benim için herkes önce iyidir. Ta ki bana bir kötülük yapıncaya kadar ya da yanlış bir şey davranışta bulununcaya kadar. Ben öyle bakarım. Bazı insanlar daha kötümser bakar. Önce mesafelidirler sonra yakınlaşırlar. Hı. Belki öyle olmam gerekiyor. Bakış açınız değişti mi süreçte hocam? Ya tabii yaşananlar insanın bakış açısını değiştiriyor. O yüzden zaten bir buçuk senedir ben de bekliyorum. Biraz daha artık daha seçici olmam gerektiğini düşünüyorum. Biz çünkü ekibimle yola çıkarken dedik ki biz hani takım, lig önemli değil biz futbol hizmet edeceğiz. Bilgimizi, tecrübelerimizi bizden sonraki oyunculara aktaracağız. Burada da hangi kulübün bize ihtiyacı varsa ve samimi bir şekilde bize gelirlerse biz cevap vereceğiz buna. Bu şekilde gittik ama bu bize zarar verdi. Ama çok önemli değil. Hani biz yine işimizi yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Anadolu kulüplerinin şimdi birçoğu batma tehlikesi yaşıyor ve batabilirler dediniz ya hocam. Evet. Ben. Bunun sebebi sizce nedir? Yani paranın yanlış kullanımı mı? Menajerlerin çok fazla kulübün içine Şimdi, girmesi Şimdi o zaman şöyle bir şey anlatayım ben. İsim vermemde herhalde bir sakınca yok. Beyin Sports ihaleyi aldığı zaman Göksel Gümüşla televizyonda açıklama yaptı. Kulüpler Birliği Başkanı olarak. İşte 500 milyon dolarlık falan bir şeyden bahsetti ve Avrupa'nın beşinci büyük ligi olduğumuzu işte ligimizin seviyesini çok arttırdığımızı söyledi. Ben de evde seyrediyordum o zaman eşimle beraber. Nergiz'e dedim ki Nergiz bugünü dedim not et. Bugün dedim Türk futbolunun bittiği gündür dedim. Çünkü bizim o günkü futbol kalitemiz o rakamları kabul etme yani o, o rakamlara ulaşmaması gerekiyordu. Kaldı ki yani bu para kulüplerimizin yöneticileri yaptıkları transferler düşünüldüğünde yani bu paranın doğru yere akmayacağını ben çok net anlamıştım o gün. Rakam büyümesine rağmen kulüplerin borçları azalacağına daha da büyüdü. Daha sonra zaten kur sabitlendi, gelirler düştü. Şimdi yanılmıyorsam herhalde 80-90 milyon gibi bir yıllık anlaşma yapılıyor. Yanlış söylüyorsam beni affedin. Yani burada kimseyi de eleştirmek, yermek durumunda değilim. Burada tamamen iş yöneticilerdi. Eğer burayı ben yönetiyorsam, ben müsaade etmediğim sürece buraya kimse zarar veremez. Eğer bu kulüpler zarar gördüyse... Bu kulüpleri yönetenler buna müsaade ettiği için görmüştür. Yoksa işte menajerler suçlanıyor, onlar suçlanıyor, bunlar suçlanıyor. Ben Aksar Spor'da üç buçuk yıl bizzat bu işlerin hepsiyle kendim ilgilendim. Bütün menajerlerle pazarlıkları ben yaptım. Bütün oyuncuların transferinde ben rol üstlendim. En son olay bittikten sonra yönetime diyordum ki ben yarın bu oyuncunun şu menajeri geliyor. Menajerlik ücreti dahil. Rakam bu. Siz en son oturun. 3 kuruş yukarı, 5 kuruş aşağı. Son pazarlığı siz yapın. Yani Onların da bir hakkı var. Ama kulübümüzün ölçüleri bu. Bunları aşmıyoruz kesinlikle diye konuşuyordum. Yani burada tamamen iş yönetimlerde. Onlar da çünkü borca bu işte Akisar Spor aynı şekilde. Yani biz kasada para bıraktık. İyi bir kadro bıraktık ki bizden sonra gelen Okan Hoca da kupayı aldı. Başarılı oldular. Ama o süreçte yanlış yönetildiği için kulüp bugün üçüncü ligde düşme potasında. Mücadele veriyor genç çocuklar orada. Onları da buradan tebrik ediyorum. Emeklerine saygı duyuyorum. Mücadele veriyor. Bizler mücadele veriyoruz. Kulübün aşağı yukarı 140-150 milyon borcu var. Bu imkanlarla nasıl o borçlar temizlenecek? Yani burada alacaklılardan da mutlaka destek isteyeceğiz ki bu kulüpler yaşasın. Yani orada 12 bin kişilik stat yarın heba olacak. Bugün gidip bakıyorum. Yani biz sahip çıkmasak başkanı olmayan bir kulüp, yönetimi olmayan bir kulüpte orada Süper Lig kupası, Türkiye kupası, Süper Kupa. E yarın nereye koyacaklar onu? Onları hurdacılarda bulacağız yarın öbür gün. Yani bunlar yaşanmışlıklar var. Bunları doğru bir şekilde gelecek nesillere aktarmak lazım. Ama biz geçmiş yıkarken hiç yüreğimiz sızlamıyor. Geleceğe de bir şey bırakmıyoruz. Orada da hiç kendimizi sorumlu hissetmiyoruz yani. Peki bu nasıl olacak yani? Bunlar bizim malımız değil. Bizim değerimiz bunlar bu ülkenin değerleri. yani Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Fenerbahçe, Beşiktaş, Akisar Spor, Eskişehir Spor, Mersin Spor, ne bileyim Diyarbakır Spor. Yani Bunlar hepsi bu ülkenin, insanının değerleri. Geçmişi var burada, insanların yaşanmışlıkları var. O sahalarda oynamış, o formayı terletmiş. Dünya kadar insanın emeği var, o kulüpler bir noktaya gelsin diye çaba sarf etmişler. Biz onların bıraktığı bu mirası, bu şekilde harcamamız doğru bir davranış değil yani. Bunu yapmamalıyız. Hocam dediğiniz sistem aslında Avrupa'ya çok yatkın, Avrupa'da olan aslında... Teknik direktör, menajer, hani sportif direktör gibi. Yani menajer dedim, futbolcu menajer olarak. Tabii anlıyorum. Değil. Yani Orada menajer Avrupa'daki diyorlar ismi. Zaten. Evet. Da, yani menajer menajerlik falan. sistemi gibi. E peki Avrupa'da ben hep hayaliniz olduğunu biliyorum. Avrupa'da takım çalıştırmak. Ee, özellikle son günlerde çeşitli Avrupa ile bağlantılarınız var. Şimdi Akisar projesi evet devam ediyor ama ileriye dönük bir bakışınız da var. Avrupa'da bir gün görür müyüz Abzor? Ya ben çok istiyorum ama şimdi Avrupa'daki takımlar. Diyelim Hamza Hamzoğlu ismini düşünüyorlar. Aldılar önlerine. İnterneti açtılar. Açtılar transfer mark. Bakıyorlar Galatasaray 3 kupa bir sene gönderilmiş. Bursa Spor bir sene ayrılmış. Osmanlı 2 ay Osmanlı Spor. Ondan sonra Antalya Spor 6 ay. Erzurum Spor 3 ay. Ne bileyim Rize Spor 5 ay. Öbürkü 2 ay. Eyüp Spor 2 ay. Şimdi buna baktığınızda siz alır mısınız bu antrenörü? Zor. Ben almam. Ben demiyorum burada biz tamamen haksızız. Yani şey haklıyız. Hep yanlışlar başka taraftan. Mutlaka bizim de yanlışımız var. En büyük yanlışımız belki bu çağa ayak uyduramamak. Ama uydurmaktan yana da değilim. Yani bu şekilde ayak uydurmaktansa bu şekilde yaşamayı tercih ederim. En azından kendime karşı saygımı korumak istiyorum. Dolayısıyla Avrupa transferim o yüzden biraz sıkıntıya giriyor. İstemiyor muyum? İstiyorum. Çünkü orada bizim yapımızı bildiğim için orada çok daha başarılı olabileceğimize inanıyorum. Ve oradaki yapacağımız başarıların daha doğru karşılık bulacağına inanıyorum. Ama hiç sorun değil bizim için. Kısmet. Olursa olur. Hocam dengeler dedik ya biraz. Önce. O şans da geldi aslında. Evet onu anlatalım. O şans da geldi. Galatasaray'dan sonra, Bursa Spor'dan sonra geldi. Fakat ee, büyük bir menajerlik şirketiydi. Beni alıp önce Avrupa'da bir lig, yani bir ülkenin takımına götürmeyi düşünüyorlardı. Orada Birkaç sene kalıp, ondan sonra da İngiltere'ye götürmeyi düşünüyorlardı. Böyle bir İsmi proje. E, i̇sim söylemeyeceğim. Böyle bir proje önüme koydular. Ben dedim ki ekibimle beraber gelirim. Dediler yok, biz ekibini vereceğiz. Dedim olmaz. Yani ben bu arkadaşlarımla bu başarıları elde ettim. Bu yolu yürüyorum. Ben onları burada bu şekilde bırakıp da kendim kendi kariyerim için gelemem. Kusura bakmayın dedim. Teşekkür ederim. Hani bana sunduğunuz bu imkan bu proje için ama ben dedim bu şekilde. Dedi pazarlığı hiç bilmiyorsun dedi bana. Ben de bilmiyorum dedim. Bu şekilde ayrıldık yani o arkadaşla. Yoksa fırsatlar oldu bazen. Ben yani bazı prensiplerim var, bazı değerlerim var. Onlardan vazgeçmeyi düşünmüyorum yani. Değerlerinden biri de hocam denge. <laughs> bu, sor evet. <laughs> bu, soruyu sormak zorundayım. Çünkü Şimdi... hamza hamza oldu denge denge oldu. Evet olur. bir de denge denge oldu diye güzel bir şey yapıyorlar. Ben gülüyorum ona tabii sağ olsunlar. Denge kötü bir şeymiş gibi belki önümüze koyuyorlar ama aslında zaten hayat dünya denge üzerine kurulmuş. Gerçekten her zaman yani dengeleri korumak düşünmek gerekir. Yani yoksa bir kaos ortamında yaşar gideriz. Teşekkürler hocam. Ağzına sağlık. Ben hamza teşekkür ederim. Hamza Hamzoğlu bizimleydi. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Markaja abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.